İlişkilerde zaman zaman zorluklar yaşamak doğaldır. Ancak bazen ilişkilerimizin bitirmek için artık sonunun geldiğini, sinyallerini almaya başlarız. Bariz bir şekilde artık yol ayrımına geldiğimizi hissetmeye başlarız. Bu işaretleri tanımak, değerlendirmek, bakalım gerçekten doğru mu, bu kişiyle yollarımı ayır, ayırmalı mıyım diyebilmek sağlıklı bir ayrılık süreci için önemlidir. Bu videoda yolların artık ayrılmasının zamanının geldiğinin işaretlerini anlatacağım. Bunlardan birincisi sürekli isteksizlik ve memnuniyetsizlik hissi. Artık ilişki sona geldiğinde artık bu ilişki seni doyurmaya doyurmamaya başlar. Sürekli memnuniyetsizlik ve isteksizlik hissiyle karşı karşıya gelirsin. Artık partnerinle birlikte geçirdiğin zamanlardan keyif almamaya başlarsın. Keyif almaktan geçtim artık sen zulüm olmaya başlar. Onunla geçirdiğim vakit, yani olumlu deneyimler artık olumsuz deneyimler olmaya başlamıştır. Sana zamanda iyi gelen şeyler artık sana ağır gelmeye başlamıştır. Buna dikkat et. İkinci olarak iletişim zorluğu. Sağlıklı bir ilişkide en önemli şey net, dürüst, açık bir iletişimdir. Artık sen partnerinle iletişim kurmakta zorluk çekiyorsan, sen açık, dürüst, net olduğun halde karşı taraf bu konuda yetersizse, beceriksizse, seni yoruyorsa, artık iletişimin karşılığını alamıyorsan, bu iletişim tek taraflıysa bu da yorucu olmaya başlıyor. Bir yerden sonra boğulma hissi yaratıyor. Artık bu iletişimsizlik sürekli tekrar eden bir döngü haline geldiyse ve artık çözülecek gibi değilse bu işarete de dikkat edebilirsin. Üçüncü olarak farklı yaşam hedefleri ve değerler. İlişkide olduğumuz kişiyle illa ortak hedeflere sahip olacak değiliz. Ancak değerlerimizde, görüşlerimizde bariz farklılıklar meydana geldiyse belki ilişkinin başında öyle değildi. Benzer bir çizgiye sahiptik ama sonradan gerçek ortaya çıktı ve değerler çok ayrışmaya başladıysa bunlar ilişkide büyük sorunlar yaşatacaktır artık partnerinle ortak bir yol bulmakta zorlanıyorsan, bu kişiyi tanıyamıyorum, kendimden çok uzak bir yabancı gibi hissediyorum diyorsan bu işarete de dikkat edebiliriz. 4. Güven eksikliği ve sadakatsiz olması. İlişkide güven temel bir unsurdur. Keza sadakat de aynı kapıya çıkar. Eğer ona karşı güven duygunun sarsıldığını hatta kaybolduğunu hissediyorsan bunun telafisi neredeyse imkansız. Güven genelde bir kez kırıldığında geri dönüşü zor oluyor. Çok büyük bir travmatik bir etki yaratıp pişmanlığını büyük ölçüde sergilemediyse güvenin telafisi neredeyse imkansız oluyor. Yani bu işaretler ilişkinin artık sağlam bir temele dayanmadığının göstergesi aslında. Bunlara da dikkat et. Ve son olarak kişisel mutluluğunun azalması. En basit tabiriyle artık bu ilişki sana mutluluk vermiyorsa, bu kişi sana huzur getirmiyorsa bu zaten yolları ayırman gerektiğinin en bariz, en spesifik işaretlerinden biridir. Tüm bu maddelere rağmen ayrılık karar vermek ciddi bir karardır. Eğer bu maddeler genele yaygın değilse, çözülebilecek şeylerse, anlık geçici gelip geçici maddelerse bu işaretler üzerinde dikkatli de düşünmek önemli. Ve bu maddeleri total olarak ele almak da önemli. Unutulmamalıdır ki ilişkiler özneldir. Yine partnerini en iyi tanıyan sensin. Yine de çözülebilecek sorunlarınızı çözmeye, çözüm yoluna gitmek en önemli şeydir. Yine de unutulmamalıdır ki ilişkinin sona ermesi, yolların ayrılması bir başarısızlık ya da bir kusur ya da bir darbe değildir. Sadece bu yeni bir başlangıçtır. İnsanlar gelip ve geçerler, severiz, anılarımız kalır. Bu bağlamda kendine ve duygularına saygı göstermek, kendini öncelik haline getirmek her şeyden daha önemlidir. Nasıl insanlar herkes mutlu ve sağlıklı bir ilişkiyi hak ediyorsa, sen de böyle hak ediyorsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Her akşam saat 21 gibi buralarda olmaya çalışacağım. Sen de olursan sevinirim. Kendine iyi bak.